Evet değerli izleyenler, şimdi Şamil Tayyar, AK Parti Antep, Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'ın aslında özetlediği bir durum var. Bir durum tespiti var. Diyor ki 12 Mart denendi, o senaryo benzeri olmadı. 27 Mayıs denendi, o senaryo denendi, yine olmadı. Şimdi 12 Eylül'ü deniyorlar, hazırlıyorlar. Aman dikkat diyor ve Barbarosçular diye de bir ifadesi var, o da önemli. Şamil Tayyar'ın açıklamasını, bir kısa açıklamasını bir ekrana getirelim. Arkasından Barbaros Şansal mesela o gece niye Atatürk tişörtü giymişti uçaktan inerken, Kıbrıs'tan gelirken, onun da üzerine konuşacağız. Bütün bu olayları yan yana getireceğiz. Niye CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir suikast hazırlığı, ihbarı, istihbaratı oldu vesaire vesaire, hepsini konuşacağız. Evet, önce Şamil Tayyar'ın çok önemli açıklamaları gelsin ekrana. 12 Eylül şartları oluşturuluyor. Buna karşı hepimizin duyarlı olması lazım. Sakın ola ki yani Barbarosçular şunu zannetmesinler. Yani Türkiye'de bir darbe olursa bundan sadece AK Parti kadroları zarar görmez. 12 Eylül'ü hatırlayın. Kenan Evren ne dedi? Bir sağdan astık, bir soldan astık. 50 kişi idam ettiler. 17 yaşındaki çocuğu yaşını büyüterek astılar. Neydi? Solcu değil miydi o? Erdal Eren. Erdal Eren. Ondan sonra ülkücü Mustafa Pehlivan'ı da astılar. Bir sağdan bir soldan astılar. Binlerce insan sık yönetimde. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, ülkücüsüyle, solcusuyla. Fişlerdi. Herkes. Yurt dışına kaçanlar oldu. Aynen. Gözaltında. Ve öldürülenler. İnanılmaz bir travma yaşandı o süreçte. Biz onları, yani biz de ilk gençlik yıllarımızda bunları yaşadık. Evet, Şamil Tayyar önemli bir isim ve 12 Eylül şartları oluşturuluyor diyor. Anlattığı her şeyde tek tek, bizim burada da tabii konuştuğumuz şeyler, tek tek gerçekten o oyun oynanıyor. Yan yana koyduğunuz zaman büyük tehlikenin farkına varıyorsunuz. Bunu yapın. Yani sadece böyle bakarak olmaz. Biraz analiz etmeye çalışın. Neler oluyor? Yan yana koymaya çalışın. Bizim yaptığımız da o aslında. O istihbarat vesaire, nereden bildiğin soruların cevabı budur. Biraz daha derinlemesine bakıyoruz hadiselere. Şimdi dinlediniz Şamil Tayyar'ı. 12 Eylül öncesinin bir benzeri hazırlık yapılıyor. Aman dikkat diyor. Ve orada Barbarosçular diye Barbaros Şansal'ı savunanlar güzel var söylemiş aslında. Onu da dile getiriyor. Barbaros Şansal'ın o Atatürk tişörtü görüntüsü de gelsin. O anime edilmiş görüntü. Onun üzerine konuşalım şimdi. Bakın, Barbaros Şansal değerli izleyenler Kıbrıs'tan teslim edildiğinde o akşam İstanbul'a geldiğinde üzerinde bu tişört vardı. Evet. Şimdi Şamil Tayyar'ın Barbarosçular diye eleştirdiği ve uyardığı kişileri konuşalım. Neler söyleyeceksiniz? Yani aslında her şey taşlar yerine oturuyor. Bu zaten Barbarosçular zihniyetiyle zaten Reyna'daki o olsuncular zihniyeti bence aynı yere hizmet eden zihniyet. İşte demin Nihat'ın bahsettiği sahte hesaplardan, tek merkezden çıkan artı gibi. İki cümle. Bak burada bu batılın bize diz çöktürme noktasındaki bu algı operasyonlarına içimizdeki de gayrimilli internet siteleri, gayrimilli medya, onlar da buna yalandan, aa bak şu tweet atıldı, hemen onu gündeme taşıyıp, aa buradan da bu tweet geldi, hala tetikleyerek onlara hizmet ediyorlar. Onlara da önlem alınması lazım. Evet. Kesinlikle öyle. Ben de bunların hepsinin aynı yere hizmet ettiğini düşünüyorum. Zaten Barbaros Şansal'ın videoyu yayınlama saati ve günü artı giydiği tişörtün de hepsinin bir işbirliği içerisinde, bir bilinç içerisinde olduğunu düşünüyorum. Zaten Barbaros Şansal o videoda da yine bahsettiğimiz tetiklemeleri yapıyor. İşte tebliğci pislikler lafından tut da. Attığı tweetler. Tweetler alevi diyerek. Onlar da ekrana gelebilir. Benim mesela atmadığım dediğim. Video. Yani videodaki lafları. Onları hatırlayacaksınız artık tekrar. Hepsini tekrar. Evet. Tekrar tekrar sesli olarak ekrana getirmemize gerek yok. Ama bence de. Orada neden sözler belli. Tabii. Sözlerden ziyade bak o tweetleri bunlardan daha tehlikeli. Çünkü arkadaşlar milletimiz artık bakın. Şunu kafanıza sokun. Ekonomi darbeden sonra ekonomi darbesiyle geldiler. Doların moları. Dolar 3.64'leri gördüm. Dolarla geldiler, oradan geliyorlar. Bir içeride de artık hesap belli. Oyun belli ya, söylüyorum size. Oyun belli. Oyun belli abiciğim. Ömür. Artık yemez değil mi? Ya oyun yemesin de yani, oyun belli. Bir, layık anti layık çatışması. İki, Alevi Sünni çatışması.
Kürt zaten o iş bitti artık. Yemez artık. Kürtler uyandı, Allah şükürler olsun. Tamam mı? Burayı kaşıyacaklar. Buna, bu çatışmaya, çatışmayı derinleştirici kim ne gayret gösteriyorsa herkes zan altındadır. Bizim neymiş? Efendim oradan bir tweet atmış. Onu demiş, bunu demiş. Bu işleri bırakın. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Kimsenin de böyle bir derdi de yok, tasası da yok. Şimdi o tweetlerden birini Barbaros Şansal reddetmişti polis ifadesinde. O tweet'i evet. Görelim. Alevi-Sünni çatışmasını işte bakın, işletmecisi ve tüm çalışanlar Alevi olduğu için Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı. Özeti budur tweet'i. Bunu ben atmadım dedi. Sünni Müslüman diyor. Bak bak, Alevi-Sünni çatışması, görüyor musun? Ama bunu kabul etmedi, onu belirtelim. Ya kabul etmedi. Savcılık neyse, ifadesinde yani, de. Ya tamam. Fakat, da bundan önce de zaten atmış olduğum mesaj var. Gezi eylemlerinden öncesinde de bir kurumuzun altında bırakmak suretiyle bilmem kaç tane Alevi kardeşimiz işinden oldu vesaire gibi körüklüyorlar. Tabii kabul ettiği bir tweet var. Onda da zaten benzer şey var yani. Ne diyor? O gelsin, o anime edilmiş yazı vardı Serkan. O tweette de yine benzeri ifadeler. Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi, Noel Baba. Ha, orada da küfür ediyor. HS küfürün kısaltması. Burada da espri yaptım diyor falan. Yani nasıl esprilerse bunlar. Ya bunu kabul ediyor mesela. Ya ayrıştırıyor kardeşim işte. Ya zaten ilk ile ikinci arasında bir fark yok. Daha detaylandırmış kabul ettiğinde. Bir espri de yok. Hiçbirimizin gülmediği bir şey espri diyor mesela. İşte o HS ile ikinci arasında hiçbir fark yok. Dün küfürüm diyor, espri yapıyor. Dün terörist Kürt'tü. Vatanı koruyan kahraman da Kürt'tü. Kürt'tü. Ne olacak şimdi? Şimdiki tweetler ne olacak? İşte ben o sessizliği anlamıyorum. Hani bunun için niye tweet atmıyorsunuz? Bunun için niye bir şey üretmiyorsunuz? Bu ne olmadı? Buna ne? Bu bütün oyunları bozdu. Bütün oyunları. Ya içleri o be kardeşim. Bu bütün oyunları bozdu. Şimdi bir de tabii hem hepsinin işte, akabinde Atatürk'lü tişört. Ya gelsin. Ne Atatürk'ü kurtaracağız bunlardan, bu hainlerden ya. Merak etme. İşte bu Atatürkçülerin de çok tepkisini çekti. Herhalde ya. Sen ülkeye küfret, vatana millete küfret. Orana girsin, burana girsin de. Bilmem neyin de boğuldu. Arkasından giy Atatürk tişörtünü. Ama bugüne kadar böyle olmamış mıydı? Bilmem neyin davası olmaz. Falsosu olan herkes, altı ıslak olan herkes Atatürk zırhının arkasına saklanıp temizleniyor. Her zaman, alkış alırsın Atatürk'le çünkü. Onu kullanıyorlar. Günah ya. Ona bir cümle daha ekleyelim. Günah. Atatürk üzerinden, Atatürk'ün kurduğu devlete. Bir de. Atatürk'ün milletine küfrediyorlar. Ya böyle bir aptallık var mı? Ulan senin Amerikalı, Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı kendi bayraklarıyla Türkiye'ye diz çöktürmek istiyor, Türk milletine saldırıyor. Ulan ahmak, sen de Atatürk'ün devletindesin. Atatürk üniforma tişörtünü giymiş, onların safında Atatürk'ün devletine saldırıyorsun. Atatürkçüler, hepimiz Atatürkçüyüz. Hepimiz, kimsenin böyle bir derdi yok. Kimsenin böyle bir derdi yok. Bir nesil yok olmuş Ömürcüm Çanakkale'de, bir nesil. Bir nesil yok oldu bu devleti var etmek için. Ya. Nesil yok, nesil. Ben sana en az 100 tane lise sayarım. Lise, 14-15 yaşında çocuklar gittiler ve geri dönmediler diyor. Ya. Tabii canım, çocuklar gittiler ve geri dönmediler diyor Ömür. 10 yaşında çocuklar. 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında çocuklar bir nesil yok oldu, bir nesil diyor. Biz bu vatanı öyle pazardan bulmadık. Patagonya'dan bulmadık. Bir nesil yok oldu. Gitsinler Çanakkale'deki şehitliğe. Bu devletin, her bir toprağı kanla alınmış. Bak, bu devletin her bir toprağı kanla alınmış. Bu devlet için, bu topraklar için bizim dedelerimiz bir nesli ölüme yürümüşler. Bir tas çorbayla emperyalizme karşı gelmişler. Çanakkale'yi böldürmemişler. Maraş'ı böldürmemişler. Tamam mı? Bir nesil. Onlar bir nesil ölüme giderken, şehadete giderken biz burada... bomba patladı. Yine aynı taşeronlar, aynı eller operasyon yaptığında biz de eğer o kaybolmuş neslin ecdadı olarak vay efendim o atan tweet Aleviciydi, Sünniciydi, Kemalistti, dindardı demek suretiyle bu emperyalist güçlere hizmet ediyorsak bize lanet olsun. Bize lanet olsun. Evet. Gün siyaset yapma günü değil. Gün partiler, ideolojiler üzerinden meseleyi değerlendirme günü değil. Gün hak ve batıl savaşında haktan olma, birlik olma. Birlik olma, bir olma, beraber olma. Vatan sever ve de vatan hainleri safında meseleyi değerlendirme günüdür abi. Birazdan o büyük oyunu oynayan, o büyük pisliği yapanları da ekrana getireceğiz. İşte onlara karşı birlik olma günü diyeceğiz. Öyle de noktalayacağız. Amerika'nın oynadığı o sinsi ince oyunlar var ya, onları ekrana taşıyacağız. Şimdi fakat öncesinde Şamil Tayyar'ın o açıklamaları çok önemliydi. Reyna'daki katliamı CIA yapmıştır diyordu. Onu bir kez daha izleyelim. Oradan Amerikan Büyükelçiliğine geçeceğiz çünkü.
Nasıl birbiriyle bağlantılı tamam, oluyor. Izleyelim. Taşlar nasıl yerine oturuyor göreceğiz. Evet Serkan gelsin. Her ne kadar DAEŞ terör örgütünün bu eylemi üstlendiğine dair bazı ifadeler, bazı paylaşımlar olsa bile ben buradaki asıl aktörün, oyun kurucunun, operasyon gücünün CIA olduğunu düşünenlerden birisiyim. DAEŞ kanlı bir terör örgütüdür. Tıpkı FETÖ gibi, tıpkı PKK gibi, tıpkı DHKPC gibi. Hiçbir tereddütümüz yok. Ama diyoruz ki hepsi yine aynı merkeze bağlı. O merkez bunları harekete geçiriyor. O merkezin bu örgütler içerisinde fazlaca ajanları var, köstebekleri var, yönetici kadrosundan kullandıkları ekipler var. Zaman zaman örgütün kendisini de zaten harekete geçirebiliyorlar. Onlara istihbarat desteği, lojistik destek, finans desteği, her türlü destek sağlayabiliyorlar. Reyna'nın patronu Mehmet Koçarslan ilk açıklamasında ne dedi? Hepimizin yakından takip ettiği gibi. Amerikan Gizli Servisi bizi uyarmıştı bir hafta önceden. Göz göre göre geldi dedi. Sonra bir anda hem Amerikan Büyükelçiliği hem kendisi bu yalanlama yaptı. Yalanladı bu açıklamasını bir anda. Tepkiler oluşmaya başlayınca. Hani belli ki Reyna'nın Amerikalılarla bir yakın ilişkisi var. Ve bu ilişki bağlamında da bir uyarı da yapmışlar güya. Öyle gözüküyor açıklamadan. Yani burası, buradan çıkarımız, yani CIA'nin de gözetiminde olan bir yer aynı zamanda. Evet, Şamil Tayyar'ın açıklamaları CIA operasyonudur diyor, CIA'nin işidir diyor. Orada işletmecilere de, onlarla alakalı da, ki Mehmet Koçarslan'ın o olay gecesi, açıklaması var hani CIA'den, Amerikan istihbaratından istihbarat gelmişti gibilerinden. Ondan dolayı da onları da böyle bir onlarla ilgili de bir iddia bulunuyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bence bu bizim haberciler artık bu meseleleri tartışmasınlar biliyor musun? Ne tartışsınlar? Bu yılbaşımız başındaki olayları falan tartışmasınlar abi ya. Yani bir süre eğer gerçekten bu devlete hizmet etmek istiyorlarsa bu haber kanallarındaki arkadaşlar bu yılbaşımız başı Amerika bu işleri bir kapatsınlar bir kere. Anlatmasınlar. Hepsi tek, ne derler ona, hepsi bir ortaklaşa karar mı deniliyor böyle? Bir karar alsınlar. Ortak karar. Reyna sağlık, bu işi konuşmasınlar, bıraksınlar. Bunu yani. Neden söylediğini söyle. Çünkü niye biliyor musun? Baştan aşağı yalan yanlış bilgilerle. Daha çok bilgikirliliği mi oluyor? Onları samimiyetsinden demiyorum, yanlışından demiyorum. Mutlak surette hepsi iyi niyetli ama konunun cahilleri olduğu için sussunlar. Kafa karıştırmasınlar. İnsanların kafası karışmasın. Yok orada görülmüş, burada görülmüş. Adam budur, mudur diye gidip alakasız adamları dövdürmesinler halka. Bir bıraksınlar abi, bir sussunlar yani. Bir de öyle bir fiyasko ya bir var. Sussunlar abi bu gazete. Çıkıp televizyonda ne anlatıyorsunuz şimdi, siz ya? Boşun, durun. Evet, dayak yiyen ve hiç oyunun ilgisi olmayan insanlar var. Şimdi,